Sevgili izleyiciler, İz bırakanlarda yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konum, e, İznin surlar içinde başlayan e, yaşamı ve o günden bu yana hem politik duruşuyla hem sinemadaki kariyeriyle çok önemli bir isim Halil Ergün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Halil Bey? Çok teşekkür ediyorum. Ee, Halil Bey, uzun bir zamandır yoktunuz. Ee, işte kimi yerlerde şöyle dendi. Halil Ergün inzivaya mı çekildi? Halil Ergün yok. Neden yoksunuz bir müddeti? Bunun çok çeşitli açıklaması var ama kabaca şunu söyleyeyim. Bir kere şu beni ilk bir anlamda baştan çıkaran siz oldunuz. Çünkü çıkmıyorum programlara <laughs> evet, falan. Evet, Biraz dönemle şey paralel. Bir tek haber ya da bilgi edinmeye çalıştığım kanal Halk TV, bir de evet. eğlence programlarını ve şeyi seyrediyorum, müzik kanallarını. Dayanamıyorum çünkü. Ya işte çok yorgundum bir kere. Yani 10 yıl dizi yapmaktan kaynaklanan yorgunluk vardı. Ama tabii bir aktörüm ben ve mesela bir iki yıldır oynama gibi şeylerim gelebiliyor. İyi proje gelmedi. Gelse yine çalışırım. Geldi. Bir tane vardı evet, evet dedim ama sonra çok pahalı oldu. Galiba ekonomik kriz falan da var büyük tatlar yaşadık. Onların üstüne bindirecek bir şey olursa oynarım. Yani yoksa hiç kenara falan çekinmedim. Hı hı. İnadına biz yaşamayı ve ortalıkta olmayı savunan insanlarız. Ama çok ortalıklara çıkmıyorum. Çünkü yaşadığımız süreç biraz bizi hoş tutmuyor ve kendimi zaman zaman saldırgan hissettiğim için başıma iş gelmesin diye de çıkmıyorum. Yani hı hı. kendi çevremizde bile anlaşamaz bir sürü meseleyle Türkiye'ye bağlı bir şey bu. Onları konuşacağız. Hepsine evet. geleceğiz, soracağım evet, size. Yani, ama inzibaya çekilmedim. <laughs> biraz yorgunluk. Biraz da işte ilişkileri azaltma. İşte eskiden mesela... Daha mı seçici oluyor insan çok, zamanla çok. birlikte değil mi? Seçicilik şöyle. Çok büyük hazlar yaşamışsanız, az buçuk da böyle iz bırakacak filmleriniz, dizileriniz ya da işte yaşamlarınızda varsa... Onun gerisine düşmeyi pek içinizde pek sindiremiyorsunuz yani öyle kalsın diyorsun. Evet ve e, hem Türk sinemasında hem Türk televizyonlarında e, iz bırakan hep projelerle oldunuz. izleyiciyle buluştunuz evet. ve e, özellikle televizyonda da çok uzun yıllar devam etti bu projeler. Yıl. değil mi? Yani şu arka arkaya geldi ve bunu da biraz <laughs> tabii pek sempatik olmadı o zaman çünkü bütün dizide tutan dizilerde oynadım. Onların oyuncusu oldum. Hı, hı. İşte o bize daha yaygın bir tanışma getirdi geniş yollarla Bir de üç buçuk işte hayatta ayakta kalabilmeyi sağlayan geliri de oldu. Onu çok mühim çünkü bir aktörün, Tabii. bir sanatçının e, kimseye muhtaç olmadan defterini kapatması diye bir şey var. yer de öyle ama Türkiye'de daha fazla. O tür faydaları oldu. Bir de lezzet yani mesleğimi yaptım. Herkes. Evet. Peki hep e, genelde sizi otoriter rollerde gördük, baba rollerinde. Özellikle siz mi seçtiniz yoksa e, yönlendirdiniz mi bu konuda, yönlendirildiniz mi? Şimdi bu... Duruşunuzla çok ya, örtüşüyor bu çünkü. Bu soruyu ama çok önemli bu soruyu sormanız. Sinemayla çok bağlantılı çünkü. Hı hı. Mesela ben sinemaya başladıktan sonra e, en yakışıklıların, en üstün adamın, bir yumrukta on kişiyi vuran film jönlerinin olduğu bir kültür vardı sinemamızda. Evet. Benim saygıyla andığım bir Yeşilçam dönemi tabii bu. Ben belli bir dünya anlayışında, estetik olarak da daha evvel hazırlıklı bir insandım. Yani estetiğini bilimsel anlamda sanatçılığın, oyunculuğun, sosyolojisini ve estetik kültürünü de araştırıp ya da biriktirmiş insandım yani biraz. Geldiğim zaman... Zaten sinema pek düşünmüyordum 12 Mart hapisten çıktıktan sonra. Belki konuşuruz. Yılmaz Güney bir çeşit göreve çağırdı beni. Yani başka bir tavara girmişti o Hı -hı. da attan sonra. Yeni bir şirket kurmuştu. Kendisi tutuklanınca bana haber geldi. İzne'ye dönmüştüm. Artık tarım yapmak istiyordum yani. Babam dedi ki bırak her şeyi gel dedi babamın başına. <laughs> Oradan filme başladım ve Yılmaz Güney yerine oynayan çocuk biçiminde bir başlama ama çok sevdim kamera önünü. Bir kadere dönüştü ve sonra sinema başladı. Evet. Ama orada soruya cevap vereceğim. Ben tam tersine insan hep artı hep eksi değildir. İnsan artı ve eksiyi taşır. Estetik anlayışım ve Hı -hı. dünya anlayışım da bu. Ve biz sinemada ben onu kovalamaya çalıştım. Çok çarpıcı rollerde oynadım ben. Yani 70'e yakın sinema filmi. Hiç tartışmasız. Film. 70'e 70 e yakın sinema filmim var. Mesela beni şimdi Aa, Ali Rıza amca dedikleri zaman hem hoşlanıyorum çocuklar <laughs> hem de kızıyorum yani. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde röportaj yapmışım yıllar önce. O günlerde dizimizi yeni başlamıştı herhalde böyle şey ben daha yapmadan. Benim de biraz kabarmaya başladığım günler 90'lara girerken 80'ler falan. Orada dedim ki demişim ki ya bir aktörün filmde oynadığı isimle çağrılması veya anılması ne kadar acı bir şey işte çok so ama sonra başka bir dedim <laughs> ki şey yapmayın büyük konuşmayın geri bir sonra buraya yapışıyor dedim yani çünkü sonunda benim de başıma geldi Ali Rıza amca diyor şimdi. Yani oyuncunun ve rolün de büyüklüğü izleyici onu içselleştiriyor. ama televizyon olunca daha baskın oluyor. Sinema çünkü çünkü ben sinemanın başladığımda çok mu konuşuyorum ben şimdi soru, soru sormadan sen? Ha, elbette lütfen buyurun soracağım daha çok <laughs> sorularımız var konuşacak şey, çok şey var. Yani ben sinemaya başladığımda artık yavaş yavaş şarkıcı filmlerinin ortaya çık seks filmlerinin yapıldığı şeyler o Furya başlamıştı. Furyalar değil mi, başlamıştı. Değil mi? Biz işte bir Türkiye'deki toplumsal içerikten o günlerde öyle bir laf vardı. la filmler biraz sanat anlayışı biraz da toplumsal anlayışımızla paralel filmler yapma kavgası vardı. Türkiye'de de öyle bir şey vardı zaten o zaman. Ee, e, sinemalar kapanıyordu. Evet. Yani belediyelerin sinemaları bile. Anadolu'da halkın tek eğlence aracı sinemaydı. Ben Taşralıyım, Kasaba Çocuğum bilirim. Haftada iki film gelirdi. İnsanlar akın akın gider, gündüz kadınlar, akşam erkekler giderdi. Bir tek Zeki Müren filmi geldiği zaman bir hafta oynardı film. Bileti de kimisi olurdu. İki film oynardı haftada. Tek eğlence aracı oydu. Televizyon çıktı, televizyon seyircisi oluşmaya başladı ve uf, sinemalar kapandı. Sinema kalktı biliyor. Bir yolunda bile sinemalar kalmamıştı. Televizyona bağlı olarak mı o dönüşüm e, tabii, oldu dönüşüm olursunuz. büyük kesim öyle oldu tabii. Hı hı. Sonra da erilemedi e, belki sinema o kadar iddialı konuşmayayım. Sinema hı hı. kendine büyük şeyler çünkü başka bir dönüşüm ucundan kıyısından ülkede bir değişim rüzgarı da esmeye başlamıştı. Aslında siz e, Türkiye'nin pek çok sosyal ve siyasal sürecine de tanıklık ettiniz. Biz daha en başına gidelim, İzni'ye gidelim. Evet. E, Taşla çocuğuyum dediniz. E, ama evinizde Taşla çocuğuyum derken anneniz müzik dinlemeyi çok seviyordu. Çok. Özellikle ut dinlemeyi çok seviyordu. Böyle bir ailede çok dedi, üzülmüştü. Iziniz. baba bir ara çok moda olmuş Cumhuriyet sonrası. Hı, hı. Bu da ut işte belki de şeyden kalma, Osmanlı kadınlarının oraya uzanmasından kalma bir şey. Bizimkiler de eski bir yerli, yani 400 yıllık oranın ailesi. Baba tarafımda, anne hmm. tarafımda. Çok istemiş, Çerkez de iç güveye gelmiş bizim bu aileye. Almamış, annem çok üzülmüştü ve bize hep mandolinler aldı kızlarla filan hmm. Çok başka bir kadındı o. Hayatımda çok derin izi olduğunu sonradan keşfettim tabii. ya yani anne deyince... Bizler bir feodal ailedi sonunda. Anne böyle bir Osmanlı kadın işleri yapar. Anne vardır. Bizde mesela çok sarılıp öpüşme bile yoktu yani orada hani böyle işte. Bize dans etmeyi bilmem ben yani fazla. Bosanova falan yaptırmaya çalışmıştık bir ara <laughs> ama ilk azetinde <laughs> Mesafe dinle... hep vardı yani. İlk... hayır şöyleydi o. Erkek adam kıvırmaz öyle. Kalça oynatmazdı oynarken. Hı. Biz çift etelli oynardık düğünlerde. Yani şimdi öyle bir noktada da böyle çok bıcık bıcık... Annemi çok hapishaneden çıktıktan sonra keşfettim. Annemin bir kadın olduğunu mesela. Hmm. Yani Ondan sonra hmm. onunla başka ilişkimi çok. Ilişki olmayan... çok. Ee, o, bir gün işte biraz anlaştım galiba bir arkadaşım bizim yayın eviyle. Turul da orada çıkardı galiba okul arkadaşı. Orada anlaştım. Bunlar ama şimdi buraya sığmaz o yaklaşımların. Ee, kasabada sanatsal mesele yoktu. Sinema mı? Dayımız sineması vardı. Film seyrederdim. Şarlı filmlerini hatırlıyorum mesela. Peki ne zaman o konservatuar sınavlarına girmeye karar verdi? O çok sonra. Bakın ben onu söylemek istiyorum. Yani şimdi bu aileyi niye anlatmaya çalışıyorum? Hı -hı. Babam elektrik çünkü elektrikçiydi. Santral Hı -hı. yöneten. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Eşraf adamları okul bitirmiş çocuklardı. Kurslara gidebilmişlerdi. Hı -hı. En kuvvetliler bürokratlardı tapu memuru, nüfus memuru, ziraat bankası müdürü, kaymakam, müthiş elitti. Lisede hep onların çocukları şımarık Çok hmm. Müthiş bir bürokratik baskının olduğu süreçte. Yani onlar şeydirler. Çünkü istikrarlı para alırlar. Üç kuruş, beş kuruş. Ama devlet onlara öder. Çiftçili olacak? Yollar yapılmamış, ürün değerlendirilmiyor. Bizim topraklarımız çok daha ama yoksulluk görmedik. Hiç yoksulluk görmedik. Yoksulluğumuz vardı. Muzu ben çok soruları tanıdım. Ta Alanya'dan nasıl gelecek muz buraya Allah aşkına yani. Değil. Senin Doğum senemi söylemiyorum. Nüfus kağıdını rafa kaldırdım. Sizi böyle seneler <laughs> anlatabilirim. O şeyde yani abim e, doktor olmamı istiyordu, annem de hariciyeci olmamı istiyordu. Ama siz ikisi de olmadınız. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ben doğduğumda böyle iki tane beyaz saç varmış burada. Zehra annemiz vardı. Beyaz saç. Büyük dedemin ikinci eşi. Sonra tanıdım ben onu çok yaşlı. Eli, o mesela gelirdi aylık almıyor köy, dağ köyünden çekilmiş ailesine milletvekili dedem meclis üyesi ilk meclis üyesi orada Zehra Nine o demiş ki hey ol demiş Fatma bunun demiş iki tane beyaz saçı var bu dedesi ne benziyor dedesi ki büyük <laughs> adam olacak deyip Halil İbrahim koymuşlar adamı Halil İbrahim öyle benim adım Halil İbrahim hı hı, evet ortaokulda Halil oldu sonra abimin eşi olacak Türkçe edeb edebiyat öğretmenim Sevim Hoca'yı ya Halil olsun dedi. Çok uzun bir iş dedi. Oradan Halil başlamıştır. Tabii, bir çocuk için değil mi? İlkokul düzeyinde bir çocuk için. Aslında çok uzun da bir isim var. <laughs> evet, evet, Halil İbrahim derler. Halil İbrahim bir süre olurdu vurgulaması. Böyle yani kimse bir sanatçı olacak mı? Bunu Zaten... daha çarpıcı olacaktı. Bak şimdi demin anlattım ya bürokratların çocuğu. Orman Bölge Şefi'nin kızı. Hmm. Ezacı, emekli olmuş Ali Bey, hepsi ahbaplarım ve çok sevgili dostlarımdı. Hani arkadaşlarım da o zaman. Ama ben de şımarık ve işte belli ailenin çocuğuyum. Ön sıralarda onlar oturturdu hocam. Hoca da izdikliydi biraz yer okumuş, kulaklı, rahmetli olmuştur herhalde. Ee, İznikliydir aslında. Bayramlarda şiir onlar okuturlardı. 23 Nisan'da rondlar yaptırılırdı. <laughs> bizi oynatmaz falan. Hep böyle şey yapardım. Bizi, bizi okutmuyor şiir. Ta ki 5. sınıfta yeni bir hoca gelmişti. Bu hoca gitmişti. <laughs> Gülten Hanım iftarla geçtim filan. O böyle öptüğünü hatırlıyorum. İlkokuldan sonra da imtihan vardı. Sene sonu imtihanı. Son sınıfta, beşinci sınıfta. Böyle her şeyi beş numara filan olmuştu. İşte Uzunca bu, yıllar vardı o sınav zaten. ilk evet, 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 evet. sonra. Şey, i̇lk defa beni o şiir okuttu. 23 insanda resim var bende. Müthiş bir şey bir var. Var. Şiiri, aklımda şiir. Bir, güzel yurdum ellere bir mal gibi satıldı. Atamın gürkaşları birdenbire çatıldı. Binerek bir hamlede şahlanan kıratına, haykırdığı alçak diye sultanın suratına. Saylavlar birer birer derin düşüncelerle bir binaya girdiler. Hepsinde ümitsizlik, hepsinde neşesizlik. Olaylar fena gitmiş. Türk'ün bahtı peksilik falan. Ne bir şiir bak bu kadarı kalmış aklımda. Giydiğim ayakkabıyı bile hatırlıyorum. Abim ayakkabı dükkanı kavaptik yere açtılar ona askerden gelince gıcırlayan bir ayakkabı, <laughs> müstahver bir ayakkabı, ayakkabı vurdu ayağıma yürüyüşte falan hiç unutmuyorum. Böyle bir anım vardır. Çok konuşuyorum, tamam. <laughs> Harika. Peki e, konservatuvar dedik, sınavlara girdiniz. Ve yok yok e, ne sınavı ya? Daha ne? Girmediniz mi? Sonra ortaokula geldim, sanatımı öyle anlatayım. Ortaokulda orta orta... gene baktım, ben birinci sınıftayım. Müsamereler yapılırdı eskiden biliyorsunuz. Ben hızlı geçiş yaptırdım size. <laughs> Müsamere ama burası vurgulayıcı burası. Yani evet, nereden evet, çıktı evet şekilde ben bize bir tek panayırda çadır tiyatroları gelirdi. Gösteri bir de İbiş ve işte böyle cambazhane kurarlardı. Ekim ayında kurulurdu İznik'te. Bir de ara sıra Tülahat tiyatroları sinemada oynamak üzere gülüp geçerlerdi. Şarkıcılar da olurdu arası. Bu kadar tanışıklığım var. Çok sonraları saat 5'te çocuk radyo tiyatrosu çocuklar için yapılırdı Sa akşamları ve işte Ankara Radyosu. Oradan temsiller kalmış ayağım şey kulağımda. Sonra öğretmenim gitti bu sonra yengem olacak hoca. Onun yerine Kadri Bey diye bir öğretmen, öğretmen geldi. Gelsin. O müsamere hazırlıyor son ortaokuldakiler. Vallahi oynadık, bir de bir, bir şey var, monolog yapılırdı böyle. İki kişilik bir monolog. O monolog çok meşhur. Hı hı. Orada akraba çocuğum oynarken, son sınıfta onlar, orta sonda... gene akraba kızım, ablam, Nesin ablam oynuyor. Onu attı, o yapıyor çünkü. Beni oynattı orada. Anne, anne para ister annesinden ve annesini şey yapar, çocuk böyle bir... böyle bir monolog şeydir, onun adına ne derlerdi, monolog. Orada oynadım, göğsüm kabar, hatırlıyorum. Sonra indim aşağı, onu oynayıp ben sinema salonunda... bir tane akrabamız geldiğinde tebrik ediyorum çok güzel oynadınız filan dedi ama öyle bir kültürüm de yok. Sonra anneler, anne o kolayla birliğini temsilini yaptım kendime göre. Ondan sonra bir tane Osmanlı'dan kalma bir öğretmen böyle pul dükkanı açmıştı bir tane. Yani dükkanda izledi gitti emekli icracı falan oturuyorlar. Kapıdan girdim onu seyretmiş. İşte geleceğin büyük sanatkarı filan dedi ama onu da anlamadım çok. Çok mahcup olmuştum. O zamandan ışığınızı görmüşlerdi. Bir kere de şeye götürdüler işte ortaokulda ilk kez tiyatro seyrediyorum. Ahmet Büyükbaşı Tiyatrosu var Bursa'da. Ahmet Büyükbaşı zamanında tiyatro yapılmıştır orada biliyorsunuz. Hı -hı. Orada devlet tiyatrosu var ve oyunlar gelir. Gelirler Ankara'dan bir zaman oynarlar giderler. Orada ilk defa gittik ve ilk seyrettiğim bir de kamil bir tiyatro dediğim Turgut Özakman'ın Değirmen Döner'di oyunu. Mesela Tijanpar oradan biliyorum çünkü bize şey vermişlerdi. Ee, kitap çıktı. Yani var ya. oradan biliyor Tijanpar da yeni mezun olmuş. Golaklar açılsın. Hmm. Sonra sinema yıldızı oldu. Evet. Çetin Köroğlu falan rahmet. set ilk kez bir muhabede girer gibiydi. Ama niye anlatıyorum? Bütün bunlar bende şeyi kımıldatmadı. Yani sanatçı olmak, tiyatrocu olmak gibi bir şey kımıldadı. Çünkü hiç tembih yok çünkü. Hı hı. O konuda başka tembihlerimiz var. Küçük bir hanım var. Neyse onu da sonra anlatırım da. O tiyatrodan sonra portakal aldım. Yerlerde yuvarlandı bayırda arabaya giderken. Kardeşlerime götüreyim derken. Çok üzünlü hı. bir şeydir. Çünkü portakal çok kıymetliydi. Gelmezdi o ki. He. O öyle kalmış aklımda. Sonra lise dönemi başladı. Ankara, İstanbul'da başladım ben. Pertemniyel'de başlayıp Haydarpaşa'ya gittim. Perişan oldum sınıflar zayıflar çünkü şu kadar bir çocuğu o, abim getirdi buralara. Burada iş kurmuştuk Kedikpaşa'da. Sonra akrabam yanına Paşa'ya geçtim. Paşa'dan kaçtım onlarda mühürlerini çalıp. <laughs> Arkadaşlarım Bursa'da. Bursa'ya gittim. Bursa'da... Mühür neden peki? Ha? Mühür neden? Yani mühürü e, neden? Benim de o mühür. Yani <laughs> o, yoktu. Hatice yengemiz dediğimiz yaşlı büyük dayımızın kızıymış. Onun, onun adına gidip oraya kayıt yaptırmanız lazım. Evden habersiz oraya gittim. Maceram öyle. İlk baştır, baş kaldırım odur hayatta. Ailemin programı dışında. Kimseye haber vermeden. Hı hı. Gittim yatılı okulda yer kalmamış. Bursa Erkekçisi'nde Atatürk Lisesi'nde oyn oynamaya başladım. Orada tiyatro kolu var. Ona girdim. Şeyin biraz bulaşıklığım var ya. Hala bir şey bir hissetmiyor musunuz ya, kendinize? yok. şeyle beraber artık yıl 1963'ler, 64'ler falan. Türkiye'de bir sürü meselelerin konuşulmaya başlandığı. Hı hı. Orada benim arkadaşım vardı rahmetli oldu Nevzat Şenol'a tiyatro oyuncusu. Çok değerli arkadaşım. Aynı sınıfa düştük. O da Aydar gelmiş. O da Yeniköy'den o an geldi. Ben sınıflarda konuşur adam haline gelmiştim. İşte edebiyat hocası vardı. Fransız hocası vardı biraz. Galiba biraz... Biraz ağır milliyetçilerdi galiba. Hı hı. Ondan sonra onlarla böyle Düşmelerim var. Bir gün gene bir ders var bir şeyde. O geldi dedi ki biz tipiz dedi. Şu anlamadım tip. Türkiye İşçi Partisi. Hemen araştırdım. Tabii bunu düşünmeyeceğiz. Nedir bu olay? Öğrendim. Türkiye İşçi Partisi ilgi alanıma girdi. Fakat sonra da tiyatro oranı hatırlıyor. Şair evlenmesini yaptık. Hı. Nevzat da oynadı. Mehmet Ortaokulu'da, yani Mehmet Çelebi Okulu, Mehmet Çelebi... Siyasetle de aynı zamanda yani, o yıllarda tabii, ufak değil. Siyaset, ufak... Siyaset değil, ama belki. Ha, şeyiz yani... Mesela kamyonlarda 27 Mayıs kutladığımız din, bindirdiler, bayrak salladık. Ailem, milli kurtuluşçu bir aile ve halk partilidir. Yani öyle bir geleneğimiz var. Ama artık delikanlı olmuşsun ve hayatla ilgili garip sorular oluşmaya başlıyor kafanda toplumsal, biyolojik bir sürü mesele var çözmek için. Ama o tarla çok öyle modern değildi ya da çok demokratik değildi. Bir taşla çocuğu dediğim o yani. Orada o tiyatro oyunda oynayınca bizler becermişiz herhalde. Bursa'da Halk Eğitim Merkezi yarı profesyonel diyebileceğimiz tiyatro yapmıştı böyle oynuyor. Ve Bursalılar ona da gidiyorlardı. Bayağı biletle gidiyorlardı ama yarı profesyonel bir tiyatro amatör oyuncular yapıyor. Hatta yağmurcu falan oynuyorlar. Hı hı. Atol Beyramoğlu falan da oralardan geçen bir abimizdir. Yani o da üniversiteye gitmişti. Biz oraya gittik müracaat e orası dönüm noktası oldu hayatımda. Hı hı. Tiyatroyla tanıştım. Orada oynadım oyunlar. İşte lise gidiyor bir taraftan. Orada çok orada okumaya da başladık artık. Artık şeydi yani o da 70 arası e, nispi özgürlük ortamında çok yayınlar olmaya başladı. Hı hı. Sartırları Kamiler okumaya başladık. Şiirle tanıştım. Müthiş. Atilla Eylan'dan tutunuz. Nazım'ı biraz biliyordum. Atilla Eylan'dan tutunuz. işte Cemal Süreya, Türk Turgut Uyar, e, Edip Cansever hele. Musaf gibi okuyoruz yani trajedalara falan. İşte kitap okuma. Biraz bohem bir kültür oluştu arkadaş grubumuzda. Çok hala dostlarım olan ki, çoğunu kaybettik. Rahmetli oldular. Orada hı hı başka bir içerik ve tiyatro girdi gündemime. Orada şeyi fark ettim ki bitkinliğimin ve sorularımın cevabını o sahnedeki etkinlikte yakaladığımı anladım. Yani okumalar, yazarlarla, şairlerle tanışmak, e bir de siyasal tercihimiz de oluştu. Çok Türkiye hiç partili değildik. Siyasete çok girmiyorduk ama onları destekliyorduk. Yani şöyle demokratik bir kültür olarak. Böyle bir başlangıçtır. Lise. Sonra tekrar İstanbul'a geldim. İstanbul'da tekrar Haydarpaşa'ya döndüm. Bir orada çünkü dediler bitiremeyeceksin burası. Sonra Ankara'ya yol sizi nasıl götürdü? Son sınıfa gelmiştim. Bitiremeyiz, liseyi bitir dediler. Atladım geldim Haydarpaşa'ya. Haydarpaşa'da birinci se 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 son sınıf. Yatılı'dayım. Orada bir sorular soruyorum. Artık tavrımız var. So Türkiye İş Partisi'ni destekliyoruz. Kitaplar okuyoruz. Yatılı okul arkadaşlarıma kitapla Orhan Kemal veriyorum. Aziz Nesin veriyorum falan. Çok masum şeyler canım bir şey yok. Hı hı. Bir de sorular soruyorum şeyde. Derste mesela psikoloji dersinde soruyor, Biyolojide bile sordum. Tarih dersinde sordum. Ramses vardı rahmetli olmuştur Yaşlı bir adam. Çok kızdı benim sorduğum soruya. Ya dedim şöyle şöyle yapmışlar. Bir yollar olmamış falan gibi. Masum çocukluk soruları. Çok da çocuğum canım. Bana bağırdı çağırdı. Bir süre sonra bir baktım. Spor hocası geldi. Oğlum seni disipline verdiler. O zaman Nihat Behram da gelmişti Bursa'dan. O da lisedeydi. O da geldi başka sınıfta. Şiirlerini saklardı bizden. Daha o zaman şair olmamıştı. Mahcup. O bu konuda çekildik biz. Orası korkunçtu böyle bir koridorlar. Sebep nedir? Ee, i̇şte şey, sen şunu soruyormuşsun. Çocuklara kitap o, odan yani büyük koğuşlarda yatıyoruz. Benim küçük bir şeyim var. Or orası basılıyor falan. Oradan kitapları bakıyorlar. Bu kitabı okuyorsun falan. Bunlar yayınlanmış kitapta okuyorum dedim. Yasaklar her yerde. Orada konuştum tabii ben. Yani yani Türkiye'nin demokratikleşme sürecini sadece bu son 15-20 yılı oturtmamak lazım. Biraz tarihselle bakmak lazım meseleye. Aa. Ben tabii isyan ettim. Ne oluyor dedim en ufak kirlenmemiz yok toplumsal olarak. En ufak bir hesap kitabı olmayan çocuklar, koca koca insanlar. Dizip kuluna çekiyorlar bu çocuk bir şeyler söylüyor diye. Fakat ben girdim bir şey olmadı. Ama benim Mehmet Pesen vardı. Şimdi rağmen, ressamdır. Mehmet Pesen ünlü bir ressamımızdır. Muavin de okulda. Hulusi Bey, muavin, ba, şey, baş, ne diyorsunuz? Baş öğretmen muavini. Beni çağırdı bir gün. Gel oğlum gel. Bak dedi ben sana söyleyeyim. Sonra dedi bu işin sonunu bırakmayacaklar. Yarın dedi cebine ben komünistim diye yazarlar koyarlar dedi. Atarlar okuldan tahsil hayatın biter. Bence sen buradan başka bir okuldan hakkını yaptır burada dedi. Sana şey yaptılar. Yani siz, sana artık burada huzur yok Abi dedi. Abi falan gel, olaylar çıkardılar. Sonra dedi ki bir de birkaç arkadaşım da benle ben ben Nihat Pendi'ye sürdüler. Bir Erol diye çocuğun hayatını karartmışlar. Ben komünistim diye yazmış tahtaya. Tebeşirle yavrucuk. Yaşıyorsa kulakları çınlasın. Ama bir, onu da söyleyeyim. Bir tek şey istiyorum senden dedi. Al arkadaşlar ne? Zil çar Herkes git dedi şu 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 sınıfları kontrol et dedi. Dergiler var. Git dedi bana dedi arama yaptı. Çünkü öyle bir hakkı vardı. Sınıflar Öğrenciler aratırlardı. Başka şey, uzun şeyler olmasın diye hocalar hı hı. aradık ve Ötüken dergileri bulduk. Üsküdar'daki bilmem ne derneğinin, Ötüken denen dergisinin. Orada çocuklar onu görmüyorlar, anlatabildim. Onu da yaptım. Ve sonra aldık yatağımıza, sırtımıza çıktım. Pertemniyel'de başlamıştım ben okula. Orada, orada Tahir Tayralan tanıdım mesela. Edebiyat hocam. Onun eşi de, o ölmüştü. Mesut bu da felsefeciydi. Gene ben şeyim orada, ya yani döndüm. bana dedi ki oğlum şey yap. Ee, bak üniversite seni bekliyor. Bitir burayı, her şeyi bırak, ee, bitir çünkü geri kal kaldığım sınıflar. Tereddütte olduğunuzu mu hissetti? Tereddüt ettiniz mi? Yani okulu bitirip bitirmemek. Hayır kaldı. kalıyordum. kalıyordu. Başka şeyle geliniyorum yani kaldım ve son sınıfta kalmadım canım ama hı hı. ben başına bir hiç gelmesin dedi yani. Çünkü biz şeye de başlamıştık. Yeni kapıda üniversiteli abiler vardı dolu orada. Hı. O zaman kahveydi oraları. Üniversite geç biraz oraya gelirler. Bize de giderdik bir de tanıdığım var akabalarında. Neyse yengem de orada öğretmendi ama. Tarihten kaldım. Tarih, pardon, kimyadan kaldım galiba. Yok yok, tarihten mi kaldım, kimyadan mı kaldım? Bir sınıf, bir dersten kaldım. Hocalar geldi başıma artık şeydi ikmal imtihanlarında. Tamam geçtim, beş oldum. <laughs> evet, bitirdim. Üniversite imtihanına girdik o zaman. Bütün fakülteleri kazandım bir şey olarak. Fakat tiyatro girmişti ya şeyimize. Ben sosyolojiye gitmek onlar nereden biliyorum? Genç orkal bir arkadaşları, genç oyuncuları falan onların hatta onların Erdek'te bıraktığı kitapları benim kütüphanemdendir. Kafeye bıraktı kitaplar, <laughs> kitaplar, tiyatro, tiyatro oyunları. Ee, bunu anlatmalıyım ki öbür sorular daha şey olur. Ondan sonra imtihana gireceğim. Arkadaşlarım da geliyor. Bursa'daki tiyatrocu arkadaş imtihanı Nevzat Şenol. Birkaç arkadaşım daha yine başka arkadaşlarım konserim. ben de girdim müracaatı yaptık. Konservat imtihanlarına girdim. Derdim o. Ben sosyolojiye kaydolacağım. Konservatörü de yanına götüreceğim. Çünkü genç olarak filan bu Murgaylar onlar genç oyuncuların ünlü onlar abilerimiz. Onlar sosyolojiler ermiş bu genç oyuncuları kurarken filan gibi. Hayaliniz o. O dönem ama Türkiye'nin çok özel bir dönemidir. Rönesans kımıldamasıdır o 60'a 70 arası. Edebiyatta, Urtuldu. sanatta, her sinemada şeyler, her türlü üretkenliğin en fazla olduğu dönem. Okumanın, yazmanın, sanatın, toplu mesela tiyatro hareketinin 50 tane özel tiyatro var. Anadolu'da tiyatrolar dolaşıyor. Öyle bir Türkiye o zaman. Ondan sonra... E, Fakat tabii ben ün üniversite imtihanı kazanamadım. Hı hı. Şey, konservatuar. konservatuar. Yıldız Hanım vardı. Sonra söyledim kendisine. Öbürlerini tanımıyorum. Belki tanıdığım adamlar işte söyledi geçen Mustafa. Laborada oralarda dolaşıyordu. Pierre Loti de orada konservatuar <laughs> vardı. Kazanamadım. Ee, kazanamadım. Sosyoloji evdekiler bir haber aldılar bunu. Palas Pandora uçak bir yok. Otobüse bindirip, hadi bakalım mülkiyeyi kazan. Onlar mülkiye, annem harici olmamı istiyor. Palas Pandras geldim, indim. 1966 yılının ee, bir sonbaharında Kızılay'a indim. Macera öyle başladı. Fakülteye geldim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Bilgiler Fakültesine. Fakültesi'ne öğrenci oldum. Maceram öyle başladı. Macera öyle başladı ama sanıyorum e, o mülkiye yıllarında da artık politik duruşunuzun e, daha yavaş da olsa net bir şekilde oturmaya başladığı artık gibi. Artık yavaş da Tavrımız vardı yani. Turuşki, Lenin'i ya da buna benzer Dünya tarihindeki ileri hareketlerin kültürleriyle tanışmaya başlamıştık. okuyabildiğimiz, bilebildiğimiz evet. kadarıyla. Fikir kulüpleri kurulmuştu. Öğrenci fakülteler artık daha aydınlık, daha güzel dünya için şeydiler yani. tavır almaya başlamışlardı. Zaten 68 patladı. Dünyadaki gençlik eylemleri burada da kendini gösterdi. Onun içinde olduk. Yurttaydım. Çünkü şöyle bir şansı vardı ülkenin. Kendi yurdu vardı. Sonra onu kredi yurtlara bağladılar bizden 12 Mart'tan Hı -hı. sonra. O kendi yurdunda mülkiyeli öğrenciler yaşardı. Yani okuldan çıkar, yurdumuza girer. Şey, yatılı okul gibiydik. Yani daha e, komünel bir şey diyebilir miyim? Yani e, daha şeydi yani... Farklı bir, birliktelik, birliktelik Birliktelik şey, gücü çok zengindi şeyin. Geldim Peki. ve ama geldiğim gibi çağırdı. Bir arkadaşım Bursa'dan beni tanıyor geldi. Nuri Çolakoğlu'nun, Şahin Alpay'ın filan tiyatro yaptığı, Aziz Köklü profesörün sahne hazırlamış bir tiyatro kurmuş. Hemen beni çağırdılar birinci sınıfta. Ve ben tiyat Sebefe Tiyatro Sahne sahne Kulübü'ne üye oldum. T yani Sebefe Tiyatro Kulübü. Oran oyuncusu oldum. Bir yerde de hayaliniz zaten. Evet girdik ya orada girdim ve etmiş. işte ilk oynadık Aristofanes'in Barışı'dır. Hmm. Nuri Çolakoğlu koymuştu sahneye ve orada oynadık. Tiyatro macerası öyle başladı orada. Ama onunla beraber Robert Koraj tiyatro festivalleri, ortadoğu tiyatro festivallerine geliyorduk oyunlarımızda. Bir sürü oyun oynadık oralarda. Brecht oynadık mesela biz. Yani Brecht'ten kuralla kural dışın oynadık. Beket'ten oyunun sonu gibi avantgard tiyatro kültür filan. Ve Brecht oynadığınız yıllar 60'lı yılların sonu. Evet. ve o dönem aslında çok da breht bilinmiyor, Hayır, yani bilinmiyor. tiyatroda. Hatta Muhsin Ertuğrul'dan Ayla Algan duymuşlar, geldiler bu gençler breht oluyorlar diye bizim tiyatro kurulunun şeyine. Çünkü biz onlar festivallerde de oynadık çünkü e, o oyunları. Müthiş Bekir bir sefer. şey. Şimdi bugünden e, 2018'den o yıllara bakınca ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu e, görüyor festivalleri insan. Düşünür. Mesela e, aklıma geliverdi. Çünkü içim yanıyor. Senancem gibi çok sevdiğimiz arkadaşımızdı. Hı -hı. Bizim toplantılarımızın, bitiklerimizin en gözde en güzel konuşanı, en yakışıklı adamıdır. O da tiyatronun şeyidir yani. Müthiş destekçisiydi Orta Doğu'da. Böyle bir dünyadır o. Tiyatro yapıyorduk. O ara bir şey daha yaptım tiyatro meselesinde. Güzün Çorağan oldu. Güzün, e, Güzün benim Bursa'daki öğret biyoloji öğretmenimin kızıydı. O evet. da oynuyordu. Beraber Teresa Williams oynamıştık. O, orada şey oynar. Ben de şey oynadım. Yok. Laura'yı seyrettim onu. Ben onu da oynamadım pardon. İmtihana o, o, o oyundaki replikle girdim. Sürekli bir üretim ve çalışma dönemi de aynı zamanda. Ee, bu sesiniz. arada şey, Güzin geldi beni buldu. Ankara Sanat'ta da oynuyordu. Gelmiş Ankara Sanat'a girmiş annesi tayin olduğu için. Orada da oyunları seyret Ankara Sanat da olay biliyorsunuz o zaman. Tabii. Yani onlara seyretmeye gidiyoruz. En prestijli e, yerlerden. Yani, a, yani Güney Simer'in, Asaf Çiltepe'nin e, cenazesini bile hatırlıyorum ben. Yani hmm. ah, o zenginliği... Ya bakın tüya, Türkiye'de o zaman tiyatro devrimi gibi bir şey var. Hmm. İstanbul'da belki 25 tane büyük tiyatro var. Onlarla sonra hep tanıştım ben. Müthiş. Güzün şey Halin e, Halil Dormen'den, işte hı hı. Ayfer Peraya, Tolga e, e, Nisa Serezi'den Ali Poyre, o günden, o, Ali, Ali, sonra tiyatro kurdu. Çok önemli tiyatrocularla tanıştık. Turnelerde karşılaştık İzmir'de falan. Çok sonra ama gel, turneye sonra şeyle geldim ben. Hani bir tek Robert Kolej'e festivale geldiğimizi hatırlıyorum tiyatro festivaline. Orada gençlik festival olurdu tiyatro festivali. 10-15 gün orada kalırdık. Böyle gidiyordu işte ya, okul öbür sene. Orada halk oyuncuları kuruldu. Duydunuz mu halk oyuncularını? E, İlk Devri Süleyman'la başladılar. Burada başlamıştı, İstanbul'da başlamıştı. Aksaray'da biz onu duyuyorduk. Çok, çok olaydı ve e, saldırıyorlardı. Sanırım öncelikle İstanbul'da başladı. Ee, tabii tabii halk oradaydı. Evet. Halk Ondan sonra adı Ankara. Adı da halk oyuncuları değildi bile ya. Başka bir, bilmiyorum halk oyuncuları mıydı. Orada işte... Ben halk oyuncuları diye Müjdat Gezen falan hepsi oynuyorlar orada. Bir sürü oyuncu oynuyor. Biz duyuyorduk ama ben görmemiştim. Sonra turneye geldiler. Ankara'ya turneye geldiler. Gittik seyrettik. Hı hı. Sonra ertesi sene bunlar Ankara'da halk oyuncuları açtılar şubesini. Bir tane İstanbul'da, bir tane Ankara'da halk oyuncuları kuruldu. Necati Bey'de eski işte Çetin Necati Bey'deki işte Kartal Tepe'de bile oyun, oyunculuk yaptığı meydan sahnesi meşhurdur yani o. Orada oyun, oyunu bir kere seyretmiştim. O kapa o yere onlar kurdular. Biz tenekeyle başladılar. Yaşar Kemal'in tenekesiyle. Biz de bunlara örgütlüyoruz ve okullarda biletlerini satıyoruz yani şey olsun. Destek ilişkileri başlıyor. Süleyman falan biliyorsun Devri Süleyman Süleyman Demireli şey yaparak öyküleyerek adlandırılmış şey. Aydın Engin'in yazdığı işte hı hı. Umur Bugay'ın oynadığı Ayberk Çölok büyük oyuncular Tunca Enderler falan müthiş ee, ben de o ara şeye girdim Ankara Sanat'ın çocuk şeylere de çağırdılar gittik yani ok okulumuz olmadığı için oraları Ergün Ergin Orbe'yi koyuyor e, şeyi koyuyor Küçük Prens koyuyor Saniye Küçük Prens'te krala oynuyordum galiba. Peki e, profesyonel tiyatro hayatına ne zaman geçtiniz? İşte tam hmm. e, bu dediğim Küçük Prens artık premieri hazırlanıyordu, hmm. bitmişti. O günlerde halk oyuncularından bir öneri geldi, teklif geldi. Onu da gene rahmetli arkadaşım Nevzat Şenol getirdi, hatta kostümleriyle getirdi. Hmm. E, Necmoğlu oynuyordu Teneke'de, Basma Gören oynuyordu Teneke'de. Necmoğlu İstanbul'a e, Piri Sultan'a oynamaya gidecek. Basri da onun yerine geçip oynayacak o rolü, Elif Türkan Çörek de oynuyordu. Hmm. Boğaziçi'nin rolünü benim almamı istediler. Tabii bizim için çok ileri bir tiyatroydu. Ben biraz ihanet gibi çalışmayı bıraktım ve halk oyuncularına girdim. Teneke provalarını yaptım çok kısa ve orada artık profesyon oldum. Hiç unutmuyorum 600 lira da aylık vermişlerdi. Öyle bir şey düşünmemiştik biz ama o, o parayla ben belli dayanışmalarımız vardı tahmin edersiniz şey içinde. Yurtta, okulda <laughs> bizim öğrenci dernekleriyle oralar da süre. Bu sefer de Ankara Birliği macerası başladı. Ankara Birliği sahnesi. Evet. Yani İbrahimettin Berlin Ensemble Tiyatrosu o Berlin Birliği tiyatrosudur. <laughs> Biz de ona öykü bazı Vasıf'ın bir <laughs> şeyleridir, Ankara Birliği sahnesi yaptık. Tiyatro tutkusu ve e, kendi zihninizde, bünyenizde aslında e, tiyatronun artık içselleştirildiği ve devam ettiği yıllarda belki böyle başladı. Çok Tabii, teşekkür bu, ediyorum. buna ait katkı söylerim başka bir söyleşimizde. Evet. Ben bu tiyatro tutkusu öte bir şey bu dünyayı değiştirme eylemini sanatsal yolla da kucaklamak çabasıydı bizimki. Meşhur evet. olmak, artistlik yapmak tiyatronun ah, ah hali değildi. Değiştirmeye ait bir sanatsal işlev seçimiydi yani. Evet önemli bir e, cümle altını çizelim buradan Halil Ergün çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. programımıza katıldığınız için Sağ olun. sevgili izleyiciler iz bırakanlarda bir bölümün daha sonuna geldik bugün konum e, Türk sinemasının önemli ismi Halil Ergündü kendisi Zira 45 yılı süren e, uzunca bir sanat yaşamında çok önemli yapıtlarda rol aldı ve e, iz bıraktı bir başka bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.